Ege'nin dünyaya açılan penceresi TV'den ekranlarından merhaba, ben Ercan Çelik. Günün öne çıkan başlıklarıyla ana haberde karşınızdayız. Bugün 10 Nisan 2021 Cumartesi. Öncelikle huzur ve güvenliğimizin teminatı Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 176. yıl dönümünü kutluyoruz. Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan jandarma uzman çavuş Erkan Erdem'in cenazesi Niğde'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Siirt'te hain terör örgütü PKK ile savaşta jandarma uzman çavuş Erkan Erdem şehit düştü. Acı haber Niğde'deki ailesine ulaştı. Gözyaşları sel oldu. Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Altı şehit jandarma subay çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta uzman çavuş Erkan Erdem ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen Erdem kurtarılamadı. Askerin naaşı düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kayseri'ye, oradan da karayoluyla Bor ilçesindeki evine gönderildi. Şehidin cenazesi için Bor şehitliğinde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kabaklıoğlu, Jandarma Tem Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, AK Parti Niğde milletvekilleriyle Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin eşi Arzu Erdem, annesi Hatice ve abi Serkan Erdem'le yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Benim yerde vermeyecek kuzum. Benim alacağım beni. İl Müftüsü Osman Ayıs'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit jandarma uzman çavuş Erkan Erdem'in naaşı Bor şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz bu güzel helalliğinizi... Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti. Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Türkmen Coşkun İdaresi'ndeki 41AB964 plakalı pikap Yanık Mahallesi mevkisinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki çalılık alana düşen pikap ağaca çarparak durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde araçta sıkışan sürücü Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirtti. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Coşkun'un cesedi Sapanca İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Konya'da çoğu Rusya uyruklu 32 turistin taşındığı tur otobüsünün buzlanma ve tipi nedeniyle devrildiği kazada bir Rus yaşamını yitirdiği 16 kişi de yaralandı. İzmir'den yola çıkan tur otobüsü Konya yolunda kaza yaptı. Araç şarampole devrildi. Bir kişi yaşamını yitirdi. Özkan Acar İdaresi'ndeki tur otobüsü Konya Aksaray Karayolu'nun 40. kilometresinde şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası yaralılar yoldan geçen sürücülerin çekiçle camı kırması sonucu otobüsten çıkabildi. Şok atlatamayan yaralı turistlerin birbirlerine sarılarak teskin ettiği görüldü. Yaralı bir turistin de cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapması dikkat çekti. 16 turistin hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. Bir kişi ise yaşamını yitirdi. 43 yaşındaki Rus turist Elena Avtaykina'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Çanakkale'de evrak karışıklığı nedeniyle başka bir aileye teslim edilerek defnedilen Recep Yılmaz'ın cenazesi polis nezaretinde bulunduğu yerden çıkarıldı. Aileye teslim edilen cenaze yeniden defnedildi. Çanakkale'deki evrak karışıklığı akıl almaz bir olaya sebebiyet verdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören COVID-19 hastası Recep Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde yer olmaması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildikten kısa süre sonra hayatını kaybetti.
Ancak sevk sırasında Recep Yılmaz'la beraber üniversite hastanesinde tedavi gören kanser hastası Recep Çelik'in evrakları karıştı. Yılmaz'ın ölümünün ardından Çelik ailesine haber verildi. Dakif Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda bir yer boşalıyor. Babamın üzerine evrağı düzenliyorlar. Ama bir başka hastayı arabaya bindirip Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne götürüyorlar. O adam yoğun bakıma girer girmez ölmüş. Bizi çağırdılar. Babanız öldü. Gelin cenazenizi alın. Gittik. Bize ölüm raporunu verdiler. Baktık ölüm raporu da Recep Çelik üzerine düzenlenmiş. TC kimlik numarası da onun TC kimlik numarası. Ancak ortada bir karışıklık vardı. Raporlara göre ölüm nedeni koronavirüs gözüküyordu ama Çelik aşılarına olmuştu. Aile rapor düzeltesindese de işlem yapılmadı ve teşhis sırasındaki benzerlikler iyice işleri karıştırdı. Çelik'e ait olduğu düşünülen cenaze Yenişehir Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedildi. Bir gün sonra bizi aradılar. Dediler ki hastaneye gelin. Cenazelerde bir karışıklık var. Hastaneye gittik. Dediler ki 18 Mart Üniversitesi 5. katta 523 numaralı odada bir Recep Çelik var. Gidip bakın bu sizin babanız mı? Onun durumu da iyi değil gerçi ama sağ. Orada yatıyor. Bir şok olduk ya. Olayın aydınlanması sonrası Yılmaz'ın mezarı savcılık kararıyla açıldı. Hata da böylelikle düzeltilmiş oldu. Evraktaki karışıklık nedeniyle Recep Çelik olarak defnedilen Recep Yılmaz'ın cenazesi az önce çıkarıldı. Ailesi de onu teşhis etti. Sonrasında cenaze nakil aracıyla az önce Recep Yılmaz'ın cenazesi aile mezarlığına getirildi ve şu anda da defnediliyor. Onların cenazesiymiş, teslim aldılar. İşte kendi kazdırdıkları mezarlığa defnettiler, o kadar ya. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdükten sonra cesedini yakarak üzerine beton döken Cemal Metin Avcı'nın ifadelerinde ismi geçen Muğla Cumhuriyet Savcısı görevinden istifa etti, Ankara'da avukatlık mesleğine başladı. Korkunç vahşette adı geçen savcı istifa etti. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin 16 Temmuz'da ortadan kaybolmuştu. Olayın ardından tüm Türkiye'yi yerle bir eden vahşet ortaya çıkmıştı. Genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı Pınar Gültekin'i çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini ise bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Abiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilen Mertcan Avcı da gözaltına alınıp tutuklandı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 15 Mart'ta görülen davanın 3. duruşmasında kardeş avcının imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı ile birlikte tahliyesine karar verildi. Bu arada Cemal Metin Avcı tutuklanıp cezaevine gönderildikten bir süre sonra savcılığa başvurarak ek ifade vermek istiyorum dedi. İfadesinde katlettiği Pınar Gültekin'i suçladı vahşet sanığı. Gültekin'le ilişkileri olduğunu ve genç kızın bu ilişkiyi eşine söylemekle tehdit ederek kendisinden sürekli para istediğini iddia etti. Avcı ifadesinin bir bölümünde de Muğla Adliyesi'nde görevli savcı D.Y.'den bahsetti. İddiaya göre savcı D.Y.'nin de Pınar Gültekin'le ilişkisi vardı. Savcının Pınar'ın düşük notları için okul dekanı ve hocalarıyla görüştüğü, bir süre sonra da bu ilişkiden dolayı Pınar Gültekin'e baskı yapmaya çalıştığı öne sürüldü. Bütün bunları Pınar'ın kendisine anlattığını söyleyen avcının iddiasına göre Pınar, ''Savcı bile bana bir şey yapamıyor, sen kimsin, sen mi yapacaksın?'' dedi. Avcı, D.Y.'nin arabasını satmak istediğini, bu yüzden bir arkadaşının savcıyı kendisine yönlendirmesiyle tanıştıklarını da anlattı. İfade üzerine Hakim ve Savcılar Kurulu soruşturma başlattı. Bu süreçte tayini Erzurum'a çıkan savcı D.Y. izne ayrıldı. Ardından da göreve başlamadan HSK'ya istifa dilekçesini gönderdi. İstifa gerekçesini ailevi sebepler olarak belirtti. D.Y.'nin Ankara'da avukatlık yaptığı öğrenildi. HSK'nın başlattığı soruşturma devam ediyor. İstifa eden savcının yanı sıra Cemal Metin Avcı'nın ve adı geçen diğer kişilerin ifadeleri alınacak.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kara kulak adıyla bilinen yabani kedi yol kenarında ölü olarak bulundu. Nesli tükenmek üzere olan kara kulak olarak bilinen yabani kedi Muğla'da yol kenarında ölü bulundu. Kentte Yusuf Siper isimli vatandaş Muğla-Antalya karayolu kenarında ölü hayvanı görünce durumu Fethiye Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi. Aynı yıl içinde, aynı bölgede ikinci kara kulak çarpılıp ölme vakası. Hayvanın arka tarafı çok fazla zarar gördüğü için orayı çekmek istemedim, örttüm orayı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü öğretim görevlisi Doktor Yasin İlem'in hayvan üzerinde inceleme yaptı. İlk tespitlere göre kara kulağın araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca bölgeye ekosistem geçiş noktaları yapım planlamalarının sürdüğü de öğrenildi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek eğlence düzenleyen bir işletme ile 72 müşterisine 75.207 lira para cezası uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Covid-19 önlemleri kapsamında Cami Kebir Mahallesi'nde bir işletmede denetim yaptı. Ekipler salgın tedbirlerini ihlal eden işletmeciye 10.407 lira, 72 müşteriye de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 64.800 lira para cezası kesti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince kahvehaneye yapılan baskında 13 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 41.340 lira para cezası uygulandı. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp mahallesinde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri 13 kişinin kumar oynadığını belirledi. Polisleri karşılarında gören şüpheliler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kahvehane hakkında 3.180 TL cezai işlem yapılan ekipler 13 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 41.340 lira ceza yazdı. Oturursanız oturun öyle. Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul ve Balıkesir'de organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ile Bandarma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifresine yönelik çalışma yürüttü. Balıkesir'de 18, İstanbul'da 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 23 evle 3 iş yerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 15 tabanca fişeği, 88 kuru sıkı tabanca fişeği, 6 av tüfeği kartuşu, 22 tarihi eser niteliğinde obje ve sikke, 5 gram esrar, 1 uyuşturucu hap, dijital bellek, hafıza kartı ve senetler ele geçirildi. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Afyonkarahisar'da termal devremülk satışı üzerinden dolandırılan ve sayıları 7.000'i bulan mağdurlardan bazıları Afyonkarahisar Adliyesi önünde açıklama yaptı. Vatandaşlar tutukluların serbest kalmamasını talep etti. Afyonkarahisar'da termal devremülk satışı üzerinden 7.000'den fazla kişiyi 150 milyon liradan fazla dolandırdıkları öne sürülen 39 şüpheli jandarmanın operasyonlarıyla bir süre önce tutuklandı. Tanıtıma davet ediyorlar, çeşitli vaatler sunuyorlar ve satış sözleşmelerini bir şekilde imzalatıyorlar. Yani tüketicilerin sağlıklı düşünme fırsatını engelliyorlar. Olayla ilgili Afyonkarahisar'da görülecek dava öncesi yasal süreç devam ederken bir grup mağdur Afyonkarahisar Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. İşte tadilat yapacağız, arsiyet sistemine dahil edeceğiz. Bu uluslararası tatil dolaşım sistemidir. İşte alternatif tatil sistemi sunacağız. Hani alternatif tatil sistemi ne yapacaksınız? Bizi uzaya mı göndereceksiniz dediğimde gülüyorlar. Ya resmen aklımıza dalga geçiyorlar. İşte yok Araplar buraları çok seviyorlarmış da işte gelip buralarda yer alacak.
alacaklarmış da 100 bin lira, 200 bin lira bize para vereceklermiş. Bu şekilde olan olayların 3-4 senedir yoğunlaşması sonucunda zaten bu jandarma operasyonu ve soruşturmalar başladı. Tüketiciler Derneği Gaziantep'in temsilcisi de olan ve mağdurlardan birinin avukatlığını yapan Zekiye Ilgaz Özdarendeli ve beraberindekiler taleplerini dile getirdi. Ve soruşturmanın başlangıcından bu yana yaklaşık 3-4 aydır 40'a yakın dosyada tutuklu var. Ve bunlardan hiçbirisi şu ana kadar tahliye edilmedi. Biz hem ben müvekkilim adına hem de binlerce mağdur adına bu tutukluların tahliye edilmesini istemiyoruz. Eğer bunlar tahliye edilirse mağdurlar üzerinde baskı ve tehdit kurma ihtimalleri var. Delilleri karartma şüpheleri var. Kaçma şüpheleri var. Kayyum atanması da istekler arasındaydı. Artık Türkiye'de Afyon Karahisar dolandırıcılıkla anılıyor. Afyon Karahisar deyince insanlar diyor ki aman ha oraya gitmeyin. Onlar dolandırıcı. Yani şurada yaşayan, bilmem Afyon Karahisar'ın nüfusu ne kadar, tamamen Afyon Karahisar'ı bu 2-3 termal lekeledi. Ya, kayyum atansın, oradaki hesaplar kontrol altına alınsın ve ödemeler devlet eliyle bu mağdurlara gerçekleştirilsin istiyoruz. İzmit'te polis sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptı. Durdurulan otomobilde bulunan 7 kişiden 5'ine ceza kesildi. Gruptaki bir kadın ceza yazılınca baygınlık geçirdi. Sokağa çıkma yasağını deldiler. 5 kişiye polis cezai işlem uygulayacaktı ki içlerinden biri bunu duyunca baygınlık geçirdi. Böyle bir şey var mı ya? Elime şükürsünler herkes. İlginç anların yaşandığı kent İzmit'ti. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptı. D100 Karayolu Ankara yönü Serdar Mahallesi mevkiinde kurulan uygulama noktasından geçen her araç durduruldu. Bir otomobilde bulunan biri çocuk 7 kişinin gerekli kontrollerini yapan ekipler 7 kişiden sadece ikisinin geçerli mazeretleri olduğunu belirledi. Bunun üzerine diğer 5 kişi hakkında kısıtlamayı ihlal ettikleri yönünde tutanak hazırlandı. Bu sırada sürücü HG görevlilere zor anlar yaşattı. Bana müebbet ver diye bağırarak tehditler savurdu. Tüken vur, tüken! Tüken vur lan! Vursana tüken vur! Lan ben Allah'ım bir şey gelmem için lan! Müebbet ver, müebbet! Müebbet ver! Müebbet ver! Üzerinde kimlik bulunmadığı anlaşılan HG kısa sürede yatıştırıldı. Kendisiyle birlikte 5 kişiye ceza yazılacağını öğrenen NG isimli kadınsa baygınlık geçirdi. Kadın yakınları tarafından kendine getirilerek tekrar araca bindirildi. Polis ekipleri 5 kişi hakkında gerekli işlemleri uyguladıktan sonra vatandaşlar bölgeden ayrıldı. Muğla'da Kelebekler Vadisi'ne akan şelaleyi besleyen kaynaktan Faralya Mahallesi'nde yaşayanlar ile bölgedeki otel ve pansiyon sahiplerinin borular döşeyerek kaçak su kullandığı belirlenmişti. Soruşturma başlatıldığı halde kaçak kullanım sürüyor. Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde kaçak su kullanımı yapıldığı bir süre önce belirlenmişti. Kelebekler Vadisi'nin su sorunu ile ilgili basında çıkan haberlerin üzerinden 2 haftadan fazla bir zaman geçmesine rağmen henüz bir çözüm üretilmiş değil. İlgili kurumlar su kaynaklarında gerekli inceleme ve araştırmalarını tamamladılar. Ve fiili durumun bizim iddia ettiğimiz gibi kaynaktan pek çok işletmenin su aldığı yolunda. Bölgedeki şelaleyi besleyen kaynaktan Faralya Mahallesi'nde yaşayanlar ve otelle pansiyon sahiplerinin borular döşeyip kaçak su kullandığının ortaya çıkması sonrası Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ancak kullanımın sürdüğü öğrenildi. Görmüş olduğunuz gibi burası şelaleyi besleyen akarsuyun kaynağı. Bu bölgede irili ufaklı borularla bu bölgedeki otel, pansiyon ve evlere kaçak şekilde su taşınıyor. Hatta otel ve pansiyonların havuzları bile bu suyla kaçak şekilde taşınıyor. Tabii Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili soruşturma başlattı. Buraya gelen jandarma ekipleri kaçak boruların fotoğraf ve görüntülerini çekti. Bu suyu kullanan yaklaşık 200 kişinin ifadesi alınacak. Şu anda burada da olayın ortaya çıkmasının ardından 2 hafta geçmesine rağmen herhangi bir çalışma da yok. Kelebekler Vadisi'nin işletmesini elinde bulunduran Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Avukat Hasan Gürbüz konuyla ilgili açıklama yaptı.
tehlikeye dikkat çekti. Yaz aylarının getireceği kuraklık sebebiyle ve kaynaklardaki su azalması, işletmelerin kullanması ve tankerlerle kaynaktan su satılması sonucunda yaz aylarında Kelebekler Vadisi habitatını solamamız mümkün olmayacak. Bu da ciddi bir tehlike demek. Sivas'ta yangına giderken buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yan yatan itfaiye aracında bulunanlardan biri ağır, 5 kişi yaralandı. Yıldız Dağı Kayak Merkezi Güzelgahı'ndaki Gümüşdere Köyü'nden gelen yangın ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye aracı Karaçayır mevkisinde buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 itfaiye eri ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken bölgede kar yağışı da etkili olmaya başladı. Foça'da motor arızası sebebiyle düşen KT-1 eğitim uçağının pilotlarını denizden alarak sahile ulaştıran balıkçı Latif Beytor'un o anları anlattı. İzmir Foça'da askeri eğitim uçağı düştü. Korkutan haber sonrası neyse ki can kaybı yaşanmadı. İzmir'in Çiğli ilçesinden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağı hemen arkamda görmüş olduğunuz Foça ilçesine bağlı İngiliz Burnu açıklarında düştü. Uçaktan kurtarılan her iki askerimizin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anında balıkçı Latif Beytor'un oradaydı. Pilotları denizden alarak sahile ulaştırdı. Balıkçılık yaptığım mevkiye gittim. Orada uçak, ilk önce uçaktan bir ses geldi. Dönüp baktığımda bir tane paraşütlü uçtuğunu gördük. Koltuk gibi bir şey uçtu üstünden. Paraşüt açıldı. Ondan sonra uçak üstümüze doğru geldi. Son anda kırdı. Yani kırmasa üstümüze düşecekti. Kırdı. Bizden bir 250-300 metre uzağa düştü. Ondan sonra arkadaşımı alıp beraber ona yardıma gittik uçağa. Pilotun içeride olduğunu görünce içeriden çıkarttık pilotu arkadaşımla beraber. İçine girdim uçağın. Onu da çıkardık. Biz ikinci pilotun yanına giderken sahil güvenlik 242 geldi şişme botuyla. Sağ kurtarılan pilotlar Albay Ahmet Kendir'le Yarbay Hakan Er Yılmaz'ın tedavileri sürerken uçağın denize düştüğü bölgeye giriş yasaklandı. Uçağın enkazının olduğu bölge şamandıralarla işaretlendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Alemdar adlı arama kurtarma gemisi enkazın kaldırılması için bölgeye gönderildi. Güvenlik ekipleri alanda aralıksız devriye görevi gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'ndaki Polis Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Sağlık Daire Başkanlığı'nda Polis Müzesi'nin açılış töreni düzenlendi. Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Soylu konuşmasında yakında açılacak olan Adnan Menderes Müzesi ile topluma, millete demokrasi yolunda ödenen bedellerin anlatılacağını söyledi. Bizim çocukluğumuzda müze dediğiniz zaman içinde nadir bulunan antika eserlerin korumaya alındığı binalardı. Artık modern müzecilik insanlara, topluma bir şeyler anlatıyor. Tarihini, mazisini, toplumun neler yaşadığını anlatan binalar. Biz aynısını Çine Çayı'nın kenarında şu an yeniden dizayn çalışmaları devam eden, bitmiş de diyebiliriz ve inşallah yakında açılacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çalışarak oluşturduğumuz Adnan Menderes Müzesi ile de yaptık. Sınırlı sayıda hatıra eşyalar var elbette ki. Ama o müze bu topluma, bu millete, kendimize ait bir hikayeyi anlatıyor. Soylu sözlerine şöyle devam etti. Eğer biz 1960 darbesinden 5-10 yıl sonra bu müzeleri açabilseydik, bu hatıraları, bu hikayeleri bir demokrasi bekçisi olarak ortaya koyabilseydik, tarihi yanlış yazmak isteyenler ve yanlış yazılmış tarihi gelecek kuşaklara referans olarak göstermek isteyenleri kulağından tuttuğu gibi o günü sobeleseydik, belki 12 Eylülleri, 28 Şubatları, 15 Temmuzları
yaşamayabilirdik. Teşkilatın tarihi önemine değindi. Bir antikacı dükkanı açmıyoruz. Antika koleksiyonculuğu da yapmıyoruz. Biz burada bir hikaye anlatıyoruz. 176 yıllık bir adanmışlık hikayesi. Bizim 10 Nisan'ı kutlamamızın amacı çok farklıdır. Biz 10 Nisan'da her yıl 365 günde bir günde her yıl bu milletle ahitleşmemizi yeniliyoruz. Her yıl bu ahitnameyi, her yıl bu namus bildirisini, bizim bildirimiz namus bildirisidir. Birilerinin gibi gece yarısı namussuzluk bildirisi hiçbir zaman olmamıştır. Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek müzeyi gezdi. Aydın'ın Efeler ilçesinde görme engelli vatandaşlar için 6 Nokta Körler Derneği şubesince kurs açıldı. Kursiyerler burada çeşitli eserler üretiyor. Onlar belki fiziksel olarak engelli ama gönül gözleri sonuna kadar açık. Heykeller, yapılan tasarımlarımız, kafamızdan geçirdiğimiz ya da kendi hayalimiz olan eserleri canlandırmaya çalışıyor. Hayalimizdeki eserler. Bu atıyorum mesela ağaç nasıl bize göre? Ya da bize gösterilen model neyse ona göre şekillendiriyoruz, aynıyoruz. Nasıl görenler onlar kalemlerle, boyalarla çiziyorlarsa, yapıyorlarsa, resim haline getiriyorlarsa biz de çamur ve seramikle bu şekilde yapabileceğimizi biliyoruz, biliyorduk zaten. Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi üyeleri kişisel gelişim kursunda görsel sanatlar öğretmeni Begüm Tosun Akın tarafından düzenlenen kursa katıldı. Görme engelli kursiyerler gönül gözüyle dokunarak kirli çamura şekil verip heykeller yapıyor. Heykel kursunun yanında resim ve seramik kursu da alan vatandaşlar sanatın her dalında var olduklarını gösteriyor. Ben bu kursu daha önce zaten İzmir Bornova Körler Okulu'nda modelaj derslerinde görmüştüm. Sonra Aydın'da da böyle bir faaliyet oluşturdular, sağ olsunlar. Yani biz görme engelli olarak böyle maketleri dokunarak, hissederek yapıyoruz. Ben ressam Eşref Armağan'dan çok etkilenmiştim. Onunla alakalı bir proje yapmak istedim. O resimleri görmeyerek, doğuştan görme yetisini kaybetmiş bir sanatçı kendisi. Görmeyerek yapıyor ve renkleri ezberine atarak yapıyor mesela. Ben hani bunun nasıl mümkün olduğunu anlamaya çalıştım. Sağ olsun Altı Nokta Körler Derneği üyelerimizle beraber burada çalışmalarımıza başladık. Şu anda 5 kişi olarak ilerliyoruz. Biz bunu 3 boyutlu çalışmalarda, heykel çalışmalarına da atmak istedik, yapmak istedik. Derneğin Aydın Şube Başkanı ve kursiyer Bayram Özen amaçlarını böyle anlattı. Dünyada tek resim yapabilen kişi görme engelli Eşref Armağan. Bu yola çıkarken şunu hedefledik. Dedik ki yani niye bir Eşref Armağan da Aydın'dan çıkmasın? Yani aslında burada körlerin neleri yapabildiğini gösterme, görme engellilerin işte daha fazla resim yapabilen görme engellilerin olabileceğini göstermeyi amaçlıyoruz bu kurs sayesinde. Biliyorsunuz biz dokunarak hissetmemiz gerekiyor. Bizim asıl amacımız... Kursiyerler böylece sosyalleşmiş oluyor. Engelliler haftasında bu eserlerin bir sergiyle tanıtılması hedefleniyor. Aslında onların elleriyle görebildiklerini fark ettik. Dokunarak, hissederek üç boyutlu hale getirdik. Tabii yani iyi hissetmemize de sebep oluyor. Çünkü biz de varız, toplumda biz de varız dememizi sağlıyor. İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen Yarın Çok Genç Olacak projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlere giden gençler düzenlenen etkinliklerle hem kendisini geliştiriyor hem de geleceğine yön veriyor. İçişleri Bakanlığı ve Spor Derneği koordinasyonunda Yarın Çok Genç Olacak adı altında proje başlatıldı. Sürdürülen projede 15-18 yaşlarındaki gençler götürüldükleri illerde bilim, sanat, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılıyor. Çok kapsamlı bir proje. Bu çerçevede ülkemizin farklı illerinden Şırnak, Şanlıurfa, Hakkari, Batman, Kırıkkale, Adana illerimizi kapsayan toplam 176 gencimiz, öğrencimiz, öğretmenleri eşliğinde İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonuyla 2 gündür Balıkesir'de bulunuyorlar.
Çanakkale'de Kilitbahir Köyü'ndeki namazgah tabyasını gezen öğrenciler ardından Rumeli Mecidiye tabyasını ziyaret etti. Daha sonra da Şahindere şehitliğine geçen öğrenciler burada alan kılavuzları tarafından bilgilendirildi. Ziyaretten sonra Hisarlıtepe'deki Çanakkale Şehitleri Abidesi gezildi. 160 kişilik grup temsili şehitlikte dua etti, bol bol fotoğraf çekti. Konuk öğrenciler ziyaret kapsamında tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Yenilmez'in hazırladığı tarih atölyesine de katıldı. Öğrenciler daha sonra da Balıkesir Valisi Hasan Şıldağ'ı ziyaret etti. Kendileriyle sohbet ettik, ilimize hoş geldiniz dedik. Şimdi de Kuvayi Milliye Müzemizi ziyaret edecekler. Zaten gençlerimizin Balıkesir'de belki de en başta görmeleri gereken, tanımaları gereken Kuvayi Milliye ruhunun adresi olan Kuvayi Milliye Müzesi. Ben çok anlamlı bulduğum bu proje kapsamında ilimizde bulunan gençlerimizi, öğretmenlerimizi tekrar hoş geldiniz diyerek selamlıyorum. Ziyaretten dolayı memnun olduğunu anlatan Şıldak öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Öğrenciler de mutluluklarını paylaştı. Çok şey kattı aslında. Yeni yerler keşfettik, yeni insanlar tanıdık. Çok güzeldi. Her şey için teşekkür ederiz. Bütün şehitlerimizle saygı duyuyoruz. Hepsinin mekanı cennet, ruhları şad. Bunun üstesinden gelecekte biz onların yerinde olacağız. Biz onlar için, onların yerini tutmak için buradayız. Gelecek nesil, biz genç nesiliz. Onlar bize aktardı, biz onlara aktaracağız gelecek nesillere. Balıkesir'in tarihi ve kültürel değerleri arasında yer alan Zanuspaşa Camisi ve civarındaki yapıları içe alan meydanda düzenleme çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Böylece tarihi silüetin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Balıkesir'in tarihi yapısı yeniden canlanıyor. Zanuspaşa Camisi ve civarındaki yapıları barındıran meydanda başlatılan düzenleme çalışmalarında ilk etap tamamlandı. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamlarından Zanos Mehmet Paşa tarafından 1461'de yaptırılan Zanos Paşa Camii, 1897'deki büyük depremde yıkılınca yeniden inşa edilerek 1904'te ibadete açıldı. Kentin önemli tarihi simgelerinden olan cami, zamanla şehrin gelişen yapısı içinde arada kalarak silüetini kaybetmişti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi silüeti ortaya çıkarmak için proje hazırladı. 12 binanın kamulaştırılması yapılarak yıkıldı. Bir binanın da iki katı tıraşlandı. İlk etabı tamamlanan projenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhittin Demirtaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri ve Doktor Mustafa Can Bey ile daire müdürleri katıldı. Başkan Yılmaz çalışmayı anlattı. Hizmete açılan kısmımız bizim bu bölgede yapacağımız çalışmaların başlangıcı. Kazım Özalp sokağının olduğu gibi tarihi dokusuna kavuşturmayı düşünüyoruz. Buradaki binalarımızın da sokak sağlıklaştırması bünyesinde tarihi dokuya uyum sağlamasını, kent mobilyalarının uyum sağlamasını planlıyoruz. Allah nasip ederse bunların hepsini sizlerin desteğiyle, meclis üyelerimizle beraber hayata geçireceğiz. Muğla'nın Datça ilçesinde kavga ihbarıyla olay yerine giden polis ekiplerine Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü için sürpriz kutlama yapıldı. Kavga çıktı dediler, polisleri çağırdılar. 155'e düşen ihbar çağrısı sonrası ekipler hızla söz konusu adrese geldi ama kavga değil bir kutlamayla karşılaştı. Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende Atatürk anıtına çelenk konuldu. Ayrıca saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törenden sonra polise gelen silahlı ve bıçakla yaralama ihbarıyla ekipler harekete geçti. Datça Liman girişinde meydana geldiği belirtilen olaya müdahale için koşan polis ekiplerine sürpriz bir kutlama yapıldı. Datçalı emlakçılar Anıl Deniz ve Ali Hüseyin Zadegon pastalı kutlamayla sürpriz gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene katılan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve protokol üyeleri için de pasta sürpriz oldu. Anıl Deniz fikrin ortaya çıkışını anlattı. Polis atlası, hepimiz polis atlası olduğu için, hepimizin atlası olduğu için yani biz dedik böyle bir şey yapmak istedik. Yani Deniz Emlak bir inşaat firması olarak sahibi olarak yani böyle bir gösteri yapmak istedik yani. Hem biz mutlu olduk, hem müdürümüz sağ olsun, komutanımız sağ olsun, bütün arkadaşlarımız Allah razı olsun. Yani teşekkür hepsine yani. İyi ki. İsmail Toygun'sa sürprizi hazırlayan iki emlakçı arkadaşa teşekkür ederek olay yerine ilk yetişen ekipleri kutladı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde kentsel dönüşüm bölge sakini bir grup tepkilerini dile getirmek için toplandı. İddiaya göre bazı hak sahiplerinin evlerine kavuşmasına rağmen birçok kişi hala bekliyor. 2 senenin içinde yapılacak yer 7 seneyi geçti, 7 senenin üzerinde oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar'ın Uzundere Mahallesi'ndeki 32 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışması yürütüyor. Birçok bağımsız yapı hak sahiplerine teslim edildi. Ancak bazı bölge sakinleri aradan geçen zamana rağmen evlerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hala başlamadığından dert yandı. Yıkım kararı çıktı. Dediler ki kentsel dönüşüme girilecek sizin bu mahalle, Uzundere Mahallesi. Biz de okey dedik. Ondan sonra 2013'te imza attık. 3 ay sonra kazma vurulacak. 24 ay sonra evinizde oturacaksın. Bize böyle söylediler. Yerler yapıldı, bizim buralar yapılmadı. O birinci etap, birinci, ikinci kısmı yapıldı. Daha ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kısımlar duruyor. Herkes ailesine girdi, biz ailelere girmedik. Bir yerde bitimiz çağmıyor. Bizim ellerin üstü bütün su doldu. Bunun yanında vatandaşlar kentsel dönüşüm için ödemeleri gereken miktarınsa TFTÜFE'ye göre her yıl yapılan hesaplama nedeniyle arttığını iddia etti. 2013'te beni borçlandırdı 35 milyon. Ben parayı vermeye gittim, benden almadılar. Neden? Bitince mi? Ev yapıldığı zaman bittikten sonra dedi, o zaman dedi parayı alırız. Şimdi ne parayı aldılar ne evi yıktılar. Şu anda benim borcum aşağı yukarı yapana kadar 100 milyon para oluyor. O zaman bir şey 64 milyona borçlandım. Şimdi tekrar döndüğümde 100 bin lirayı geçti borcum. Vatandaşların avukatı Hakan Dimdik yaptığı yazılı açıklamada enflasyon oranına dayalı borçlanma söz konusu, bu konuda mağdurların taleplerini Büyükşehir Belediyesi görmezden geliyor dedi. Belediye yetkililerinden de cevap geldi. Açıklamada 3. etap için kura çekiminin yapıldığı, 1422 bağımsız birimin inşaatının başlayacağı bildirildi. Uygulama esasları kapsamında belirlenen inşaat hakkından daha büyük konut tercih etmeleri durumunda vatandaşların inşaat hakkının üstünde olan kısım için borçlandıkları söylendi. Mağdurlar çözüm istiyor. Yani depremde dayanıklı bile değil. Korktuğumuzda şehirleri de gösteremedik. Adamlar çadıra çıkınca biz de çoluşur çadıra çıkıp ortada kalacağız diye. Biz bir an önce evlerimiz yıkılsın. Yıkılacaksa yıkılsın, yıkılmayacaksa bu şeyler dursun. Boşlar dursun. En azından insan başının çaresine baksın yani. Bir şeyler yapamıyoruz, çivi çakamıyoruz. Yalova'dan azim dolu bir eğitim öyküsü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. 75 yaşındaki Zeynep Gülerbağ, 4 yıllık eğitiminin ardından liseyi bitirdi ve diplomasını aldı. 3 torun sahibi Bağ, şimdi de üniversiteye hazırlanıyor. Kim demiş yaş 70, iş bitmiş diye. Zeynep Bağ tam da 75 yaşında ama liseyi bitirdi. O da yetmedi, şimdi üniversite eğitimine gözünü dikti. Çok, ne bileyim... Arzu ediyorum yani okuyayım, niye yani yarım kalsın tahsilim. Hani yaş bence hiç önemli değil. Yaş istersen 75-80 ol. Aklın başında olduktan sonra okumanın yaşı yok. Yalova'da yaşayan ilkokul mezunu Zeynep Gülerbağ, Kur'an kursundaki hocasının tavsiyesi üzerine eğitime devam etme kararı aldı. Açık öğretime kaydını yaptıran Bağ, halk eğitim merkezindeki kurslarda eğitim alarak sınavlara hazırlandı. Zeynep Gülerbağ önce ortaokul ardından da lise diplomasını aldı. Ay hayret ediyoruz sana Zeynep Hanım diyordular. Yani sen bu yaşta okuyorsun, biz mahcubuz diyordular. Yani biz niye okumuyoruz? Niye okumuyorsun? Okuyun diyordum. Bak ben sizin önünüzde örneğim diyordum. Okuyun, niye okuyorsun? Alın kitapları okuyun. Ben de öyle yaptım dedim. Okudum dedim. İmtihanlara girdim. Sonunda diplomamı aldım dedim. Zeynep ablamız halk eğitime gelerek tahsil hayatının yarıda kaldığını, bunu tamamlamak istediğini söyledi. Biz de kurum olarak kendine gereken yardımı yaptık. Özellikle
Zeynep ablamız ortaokulu bitirdikten sonra lise için kendisinden ricada bulunduk. Sen liseyi de bitirirsin dedik. Zeynep ablam da sağ olsun, o da azimliydi. Ve gerçekten kısa bir sürede, 4 senede liseyi bitirdi. Lise diplomasını aldı. Şimdi hedefi üniversite okumak. Zeynep Hanım 2 çocuk, 3 de torun sahibi. Kendisine en çok desteği veren eşini ise 6 ay önce kaybetti. Mezuniyetini buruk yaşadı. Bağ şimdilerde üniversiteye hazırlanıyor. Nice gençler var, cahiller, okumuyorlar. Okusunlar. Yani okumanın yaşı yok. Yani söylüyorum ben, her zaman örnek oluyorum. Herkese gördükleri zaman beni şaşırıyorlar. İmtihana gidiyorum diyorum. Ne imtihanı? Lise imtihanına diyorum. Şaşırıyorlar bana. Niye şaşırmayın diyorum. Siz de gidin diyorum. Okuyun, okumanın yaşı yok diyorum. Sonraki planlarım, yani isterim daha yükseleyim. Üniversitede bir yere geleyim. Hani yaşım böyle ama hiç önemli değil. Hiç değilse torunlarıma bir örnek olayım. Yani okumayanlara örnek olayım. Okusunlar. İstersen maddeleyelim. Mesela, evet, çok güzel. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bebekken geçirdiği felç sonucu sağ kolunu kullanamayan 46 yaşındaki Erdinç Uluoğlu, atık ahşap malzemelerden yaptığı eserlerle dikkat çekiyor. Küçükken çocuk felci geçirdi, sağ kolunu kullanamaz hale geldi ama tüm bu yaşadıkları onun sanatla arasındaki bağı koparmaya yetmedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde memur olarak çalışan evli ve iki çocuk babası Erdinç Uluoğlu, çocukken geçirdiği felcin ardından kullanamadığı kolunun kendisine yaşattığı zorluğu öğretmeni ve ailesinin desteğiyle atlattı. Çocuk felci nedeniyle sağ kolumu kullanamamaktayım. Bu ağaca ahşabı olan başlangıcım aslında resimle başladı. Resim çizmeyi çok seviyordum. Daha sonradan felsefe öğretmenimin yönlendirmesi, yakın çevremin yönlendirmesi, ailemin yönlendirmesiyle ahşap yakma sanatı üzerine yoğunlaştım. Uluoğlu kendini geliştirdi. Herhangi bir kursa gitmeden, eğitim almadan, işte videolar izleyerek küçük küçük yakma çalışmaları yaptım. Daha sonradan yakma çalışmalarında resim yapmaya başladım. Çevreye hediye yapmakla adım atılan serüvende 3 yıl geçti. Genellikle sanatçı atık malzemeleri değerlendiriyor eserlerinde. İnsanlar için kıymetsiz olan, değersiz olan, eğri olan, çürük olan şeylerin de aslında estetik olabileceğini göstermek istedim. Çalışma arkadaşlarımın yardımıyla ağaç bağlamada, işte tornaya ağacın sabitlenmesinde sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Bu yaptığım şeylerin aslında umutla, özgüvenle, gayretle alakalı olduğunu göstermek niyetindeydim. Uluoğlu olumlu tepkiler sayesinde de gün geçtikçe hevesleniyor. Aldığım tepkilerden bunu kısmen de başarılı olduğumu fark ediyorum. Bu da bana ayrıyeten işte bir gurur kaynağı oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı. Manisa'da start verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası başladı. Kentte 9-10 Nisan tarihlerinde 2 gün sürecek olan şampiyonaya 15-17 yaş ve 18 yaşlı üzeri kategorisinde toplam 59 sporcu katıldı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik açılış seremonisiyle başladı. Açılışa Türkiye Cimnastik Federasyonu As Başkanı İsmail Göktekin, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Ufuk Özden ve Mustafa Buldu katıldı. Öztekin organizasyonla ilgili bilgi verdi. 18 yaş grubunda Türkiye Şampiyonası'nı bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. 9 il yarışmaya katılıyor. Yaklaşık 59 sporcu
katılacak yarışmaya. Bu yarışma da Türkiye Şampiyonası ama aynı zamanda da 3-5 Mayıs'ta Antalya ilinde uluslararası bir jimnastik turnuvası yapacağız. Bu turnuvaya da 5 ülke katılacak. Rusya, Romanya, Azerbaycan, Slovakya ve Türkiye. Burada da Dünya Jimnastik Federasyonu'nun FIK onaylı uluslararası bir yarışmasını düzenleyeceğiz. Ayşe Begüm Onbaşı'nın da iyi bir derece elde etmesi bekleniyor. Biliyorsunuz bizim Ayşe Begüm Onbaşı artık dünya çapında şampiyon bir sporcumuz. Uluslararası turnuvayı yapmamızda da sporcumuzun da ağır bir dünya şampiyonlarındaki başarısından dolayı da tanınırlığı çok fazla. Tabii esas hedefimiz bizim dünya şampiyonası. Azerbaycan'da dünya şampiyonası yapılacak. Orada Ayşe Begüm Onbaşı'nın inşallah ilk 3 derecede olması. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar. Üreticinin gücü, tüketicinin güvencesi Örkop hava durumunu sunar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ege bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Tahmin edilen en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle. İzmir parçalı bulutlu en yüksek 17, en düşük 6 derece. Aydın parçalı bulutlu en yüksek 18, en düşük 4 derece. Muğla parçalı bulutlu en yüksek 15, en düşük 1 derece. Denizli parçalı bulutlu en yüksek 15, en düşük 2 derece. Manisa parçalı bulutlu en yüksek 17, en düşük 4 derece. Afyonkarahisar çok bulutlu en yüksek 6, en düşük 0'ın altında 3 derece. Uşak parçalı bulutlu en yüksek 7, en düşük 0'ın altında 2 derece. Kütahya çok bulutlu en yüksek 4, en düşük 0'ın altında 2 derece olması bekleniyor. Üreticinin emeğini sofranıza lezzetli ürünleriyle taşıyan Örkop, hava durumunu sundu. Thank you.